Evet sevgili izleyicilerimiz şu anda Çekerek ilçesinin Beyurdu köyündeyiz. Seni tanıyalım abim. Ben Beyurdu köy halkından Durmuş Karadoğan. Durmuş abi biraz Beyurdu'nu anlatır mısın? Kaç hanedir? Valla Beyurdu işte tarihini bilemek de Çapanoğlu'nun yeri burası. Meşhur Çapanoğlu. Çapanoğulları var ya. Evet. İşte buraya bir kişi gelmiş, buraya ev yapmış arkadaş. Yanına sen gelmişsin, öbürü gelmiş derken buna bir köy olmuş. Arazimiz pek fazla değil işte, ormanımız var, hayvancılık var, nahliye ile uğraşırız, sorgun kooperatifine taşıyırlardı. İşte vatandaşın çoğu emekli oldu şu anda, çoluk çocuk işteler. Burada yaşlı işte arkadaş gibi biz yani bir adamlar burada köyde. Evet. Peki Beyurdu'nun etrafında hangi köyler var? Yakınlarında böyle Etrafında yürüyerek eskiden eşyhane gittiğimiz hangi köyler var? bura padişahın günden beri burada karakol vardı. Burada 15 para köy bağlıydı buraya. 1979'da Ecevit Hükümet zamanında kaldırdılar karakolu. Şurada Kapaklı var 5 kilometre. Gökdere var. Şu gittiğimiz yol Karalık Köyü'ne çıkar. Yukarıda geldiğiniz görünüş var içinde. Evet. İşte bu köylerle. Şurada Tipi Deresi var. Muhacir Köyü şurada hemen. O da 5-6 kilometre. Falan. Evet. Peki Bey yurdunun ismi neden Bey yurdu mu oluyor? Çapanoğlu beylerinin yurdu bura. Bey yurdu. Heh, onun için oradan beylerin yurdu. He. geliyormuş. Onun Bey için yurdu buranın geliyormuş. ismini de değiştiremediler yani. Bak Evet. başka yerler değişti. Bura değişmedi. Çapanoğlu beyler işte burayı kuran adama demiş ki orada bizim çitliğimiz var, yaylamız var. Gid oraya otur. Oraya mesela atıyorum benim dedem gelmiş oturmuş. Yanı sıra başka biri gelmiş. O bir gelmiş derken bura köy olmuş yani. Evet. He. Peki burada hangi lakaplar var köyde? Vallahi lakap olarak var ya bayağı var. Bana mesela benim babam küçükten öldü. Meleğen Durmuş derler. Annemin ismini söylerler. Evet. Mesela arkadaş adı Özel'in Salih derler. Dedesi Heh. Salih. İşte burada Necip Varlık var. Bakkalcı kendisi işte. Numan'ın amcasının oğlu. Başkanım. Evet. Arkadaş. Gelin sana lan. Tanıtım yapıyor arkadaş ya. Evet, seni de bir tanıyalım abim şöyle. Ben Beyurdu sakinlerinden Habip Dal. Habip abi ne yaparsın köyde neyle ne yapıyoruz uğraşırsın? köyde? Çiftçilik, işte hayvancılık, ufak tefek kendimize göre bir iş, emeklilik, İnşaat ustası inşaatçılık yapıyor. Var ufak tefek işte. Peki bu köyün halkı genellikle gurbetçileri hangi illerde ya da Sorgun'da mı çok var? Yurt dışında gurbetçisi var mıdır? Göç olarak Sorgun'da. Göç olarak iş yeri de olarak Sorgun'dalar. Nahliyecidir bizim köyü komplesi. Evet. %80'i nahliyeci. Sorgun'dalardır. Ama diğer taraflarda da var tabi haliyle. İstanbul, Çorlu, İzmir'de var. Bursa, Bursa'da var. İzmir her tarafta var ya. Evet. Peki bu köyün kendine has meşhur bir yemeği falan var mı? Vallahi bizim buranın Yozgat'ın sade bir arabaşısı var benim bildiğim. Arabaşıdan He. ziyade yani bu köye has mesela bu köyde en çok ne yaparlar mesela yani? Vallahi öyle bir şey duymadım ben yani. He. Hani mesela öyle bir şey yok diyorsun Yok yani. Öyle bir ayrı gayrı bir şey yok yani. Peki bu köyün arazisi nasıl? Arazilerin isimleri nelerdir? Yani şu tarafı Ya araziye ne isimleri, dersiniz? görünüşleri, işte aşağılarda sarı çiçek, cevizlik. Var yani böyle çok yani arazi olarak isim çok. İsim çok hangi birini sayabilirsin? Bunlar işte. İsim Anladım. çok. Teşekkür ediyoruz Sağ abi. Sağ ol kardeşim Allah razı olsun. Sonra senin torunların izleyecek bunu yani biliyorsun yani. Ne diyek ki? Ne diyek? Bir uzun hava patlat şöyle olmaz mı yani? Ne olacak ki yani? Ben ne biliyorum ne söylemesi. Ben 1946 doğumlu Tursun oğlu Salih Polat. Evet. Beylik köyünden. Kazamı çekerek. Vilayetimiz Yozgat. İşte burada dağlık işte. Burada arazi yok. Böyle ormanlık. Kırlık. Bizim burada işte malcılık. Kış, kıyamet. Ağır gidiyor. Kış, kış ağır. Kışı ağır gidiyor. Ağır gidiyor. Ama yazında serin olur. Yüksek havalar. Burası genellikle soğuk oluyor mesela. Ne? Yaylalık gibi bir yer yani. Ne? Yayla işte burası işte. Burası malcılık yeri işte. Başka. Evet. Peki burası kaç hanedir? Şu anda köyde kaç kişi vardır tahminen? Ya şu durumda yani burası 150 hane diye yani burada 60 hane evler boş.
boş. Evet, çoğunluk boş gurbete gitmiş. Şimdi yani 30 hane aşağı var, bir karı bir koca kaldık mesela. Anladım. Emekliyik işte, şimdiki hali işte, hayata yıkılmadık diyenin hesabı yani. Güzel güzel. Siz nerelisiniz? Ben mi? Ben Sorgun'danım. Sorgun'dasınız. Şimdi senin sizin koruyanınız ne şimdi mesela? Ne yapıyorsunuz şimdi böyle geliyorsunuz? Bizim görevimiz şimdi Yozgat'ın 570 tane köyü var. Evet. Biz bu 570 tane köyü tanıtımını yapıyoruz. Sizin bu mesela harga su neden geliyor mesela? Nasıl oluyor mesela? Nasıl? Değermen neyle dönüyor? Bu harga su neden geliyor? Değermen nasıl dönüyor? Evet. Geliriniz sen onu merak ediyorsun. Geliriniz ne mesela? Gelirimizi bölüşecek mi seninle? İstivamız ne? Buyur. Şimdi biz bu köyü Mehmet Bulat, merhaba. Duydun mu? Kendisi uzman çavuş. Duyum. O dedi ki 1 milyon Yozgatlı ekibi Yozgat'ın bütün köylerini tanıtıyor. Evet. Bizim köyün neden olmasın? Bizim köy niye tanıtılmasın diye böyle bir baba yiğitlik yaptı. Evet. Münasip iyice. Buraya da gönderdi. Demek ki köyünü seven, sayan bir insan. İyice. Yani sponsorumuz Mehmet Bulat. Evet. Kendisi. Dursun Bulat'ın evine gittik ama Dursun abi yerinde yoktu. Onu da çekecektik. Onu da şöyle bir kameraya alacaktık. Soyadını Bulat mısın? Yok. Dursun Bulat. Dursun abiyi de çekecektik. Memnun Dursun mu? Ama evde yoktu. Durum bu. Evet. Yani amacımız Yozgat'ın 570 köyünü çekip tanıtmak. Bizim amacımız bu yani. Memleketimizi seven bir insanız biz. İyice. Memleketimizi tanıtıyoruz. İyice. Çok iyice. Ama bu camımızın altında da bir bıza aramaya gerek yok. Yok aramıyor. Kesinlikle yok. Aramıyor da yani mesela gidip sorar canım. Tabii sorabilirsin. En doğal hakkın. Arkadaşım biri şu Sorgun'daki kahveye çalıştan bizim koyun. Öyle mi? O zaman bir bakalım. Bu baba yiğite bir bakalım. Şöyle bir tanışalım o zaman. Selamın aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk abicim, seni tanıyalım. Seyit Kaygısız, Beyurdu köyünde doğma büyüme. Şimdi Sorgun'da ikamet etmekteyim. Evet. Kahve çalıştırıyorum, cimbarın yeri de iyi geçer. Niye cimbarın yeri? Davut Kılıç da iyi bilir bunu. Baba iyi doğru. Davut Kılıç da iyi bilir, rahmetlik. Peki Seyit abi biraz... Beyurdunu dileğin döndüğü kadar, bildiğin kadar anlatır mısın? Yani Beyurdunu anlatacak Durmuş abim. Durmuş abimden anlattık. Biraz da senden anlatalım. Geçmişimizi o çok iyi bilir. Ben pek bilmem. Peki buranın düğün adetleri nasıl oluyor? Şöyle biraz düğünlerinden bahsedelim. Düğünümüzü o zaman gelip görecektin. Geliriz inşallah. Kısmet olursa çağıracağım seni. Yani ne günü başlıyor bu düğün? Cuma günü başlıyor. Cuma günü başlar, pazar günü biter. Çok güzel şenliklerimiz olur. Şenlikler düğün, derken nasıl bir etkinlikler? Güzel olur. Etkinliklerimiz çok güzel olur. Evet. Seyit hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Bu amcam kim? Senin babaydılar buna. Burada sesi güzel olan kim var peki? Şöyle bir uzun hava patlattırsak. Bu amcama o zaman şöyle. Yok ben. Bak ceza keserim. 50 kağıt para cezası keserim. İnsansan 100 kağıt çıkarsın ben bilmem. O zaman seni tanıyalım. Senin adın ne abim? Selim Kabay. Selim Kabay. Selim abi ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Baba. Yediğin içtiğin senin olsun. Gençliğini anlat şöyle. Kaan'ın zamanında atın üstüne binip de böyle hiç gezdik mi? Oho. Davar gülerdik. Gibi derasına kız çıkarttık. Nasıl çıkarttık anlat bakayım. Buna birkaç adam götürün ha. Durmuş gibi ne abi adamları. Kafayı terafiye bağladık. O zaman da terafiye kuruydu. Ramazan'da günü. Kaçtı geri şey etmedi durmuş. Millet kaçtı geri korktu geldiler. Kızı da getiremediler. Kızı da getiremedik. Niye getiremediniz? Konuyorduk ki mahsus götürürüm burada. Peki sen yokluk gördün mü hiç yokluk? Çok yokluğu da. Nasıl? Neyin yokluğunu gördün? Anlat bari ya. Şöyle eskilere bir gidek şöyle ya bir zaman tüneli yapalım. Elbisemiz de yoktu. Ne vardı ki? Vallahi elbisemiz yoktu. Ayakkabı yoktu. Gezerdik yalın ayak. Neler yoktu? Ekmek bulamazdık. Çarık mı giyerdik? Çarık giyerdik.
İlk ayakkabıyı ne zaman aldın? Kim aldı? Baban mı aldı? Sen bir anlat bayım o zamanı. İlk ayakkabıyı babam aldı. Aha şu anası şu iyi biliyor. Gel, anlat gel. Abi anlat şu köyü bir anlat. Beyyurdu'nu bir anlat. Beyyurdu ismi nereden geliyor? Beyyurdu. Ya o anlatır ya ben anlatırım. Başka burada sen da de, sana da gelecek. Beyyurdu'nun koku çapanlardan geliyor. Çapan. İlk önce çapanı onlardan geliyor. Söyleme. Bura yaylası. Evet. Ağzına şartlar mı şimdi? Benim dedem burayı kurar. Sen çapan. Çapanların yeri kardeşim burası. Sen niye çapan? Çapanların yeri o. Çapanlardan sonra kapısızlar almış. Azıcık girmezse gel buraya. Limon sıkma. Buraya çapanlar, beyler gelmiş buraya. Buranın yaylasıymış. Ondan sonra burayı kapısız oğulları diye Osman kaygısına burayı vermiş. Osman kaygısı gelmiş buraya bir ev yapmış. Burada çoğalmış, bu ay haline getmiş, ondan sonra Beyyurdu diyerek buraya, beylerin yurdu diyerek buraya ismi buraya konmuş. Şimdi bura Beyyurdu olmuş. Sağdan soldan gelen buraya birikmiş. En son bura Beyyurdu olarak kalmış. Başka bir sorumuz var mı? Olmaz olur mu? Bu köyde hangi lakaplar var? Şu lakapları bir say eskilerden şöyle. Eskilerden kaygısı oğulları var. Çapan oğulları var. Zayım oğulları var. Ayıcı oğulları var. Var ya ana bak şunlar onlardan. Kara duvarlar var. Evet. Şöyle bir çekelim bir yandan. Sonra zararsızlar var. Bunlar da yani cevaplayabilir. Anladım. Bunlar da çevrenin köyleri. Var mı bu sene vefat eden kimler var? Bu seneki vefat edenler. Bu seneki vefat edenler. Halil. Halil Karadavut. Hanife Kaygısız. Bu senekiler. Buradan sonra. Sorgun'da kimidir ha başka? Hacı Hüseyin Dal vefat etti. O geçen sene miydi? Önce. Şey, Hacı Hüseyin Dal vefat edenler bunlar. Muhafır var. Başka kim vardı lan? Muhafır Çelik var. Sadir Özdemir var. O da Sorgun'da. Buralıydı Sorgun'da. Bunlar vefat etti. Başka? Çımır'ın Mehmet'i Murat var. O da vefat etti. Başka sorumuz var mı? Olmaz olur mu? Var. Evet. Buranın peki meşhur bir yemeği falan var mı? Meşhur yemeği. Buranın meşhur yemeği. Sen en çok ne çorbası içiyorsun? Bulamaşı mı, kesmaşı mı, efendim duğurcaşı mı? Duğur çorbası vardır, arabaşı vardır. Onları bir say bakayım şöyle. Buranın arabaşı var. Ondan sonra tarhana çorbası var. Düğü çorbası var, bulgur çorbası var, makarna var, börek var, tatlılardan kadayıf var, bunların hepsi var. Camız yoğurdu bulunur, inek yoğurdu bulunur, burada davar bulunur, var, mal var, camızımız var. Burada en meşhur camız yoğurdu meşhurdur bura. Sütü de çok meşhurdur. Dur etçikle şunu konuşturak. Etçikle sen. Yok kaçma. Kameradan kaçma ceza keselim. Senin adın ne adın? Adını bir söyle önce. Hacı Memiş'in oğlum Murat Kaygısız derler bana. Anladım. Sen yediğin içtiğin senin olsun. Evet. Şöyle biraz eskileri anlat. Eskileri. Eskiden ne yapardın? 17 yaşındayken ne yapıyordum? 17 yaşındayken davar bolca geziyordum. Niye? İş görmüyordum ki o zaman umur yoğurdu üstümde. Evli değildim, bekardım. Gezmek benim mesleğimdi o zaman. Ama sonradan kapandık. O zaman sen hiç çokluk görmedin o zaman. Bir yerde görmedim şükürler olsun. Allah Allah. Vallahi görmedik. Şükürler olsun onda yoğun. Peki eskiden düğünlerde böyle çeşmeye falan basarlardı. Öyle adetler var, onlar var mıydı? Vardı. Bir anlat bu baba yiğidi bastık. Onu mu bastık? Bunu basıyordu. Ne diye bastınız? Peki bunu suya bastınız diye bunun kâyası. İçinde. Kendisi düğün kahyası. Düğün kahyalığını yapmıyor. Sorguna pazara gidiyor. Çekere pazara gidiyor. Nerede bu düğün kahyası? Yok. Ne oldu? Öldü. Getirin bakayım tamamen öldürerek. Şurada büyük bir çeşmemiz vardı. Orta Pınar derik. Direğin olduğu yerde. Tam şu direğin olduğu yerde. Müthiş bir soğuk suyu vardı. Dedi ki komşunun birisi. Şimdi bizim eski başkanın babası. Ya dedi bu abbas yok mu yok. Tutun bunu bir suya bassın.
Ben bir tohlu keseceğim size. He. Bu babayı tuttular 3-4 jandarma. Hani o zaman köyün yedek jandarmaları. He. Götürdüler suyun içini bir iyice ısladılar. Babası da demiş ki lan babayı yiyecek. Sen iki tane keseydin de onları bastıraydın. Ya görevini düzgün yapaydın. He. Lan şarpıtlı demiş buna. La bu da öyleydi yani. İşte böylece geçerdi günler. Koyadalar olurdu. Toplantımız iyi olurdu. Sohbetler boludu. Yüzük oynardık bol bol. Evet. Sonra sinsin oynanırdı. Ateşi yakar, ateşin evet. karşısında davulcu çalar, eski ihtiyarlar oynar. Bizler pek oynamadık da. Mükemmeldi. Ya güreşlerimiz vardı, Ece pehlivanlarımız vardı. Hepsinden kurtardık Allah'a şükür. Hiçbiri kalmadı. Peki siz bunu suya bastınız diye bu kinlenip geri sizi suya basar mıydı? Basamazdı ki. Niye? O suçluydu. Kendi suçluydu sonra. Paraya baygın olduğundan dünkü ayağını bırakıyor da ticarete gidiyor. Bu kendinden de büyük ticarete. Değil mi? İşte güzel. Öyleydi bunu. Onun için peki, de iyi bir suydu. Bu köyde bayramlar nasıl geçerdi? Eskiden bayramlar nasıl geçerdi? Eskiden de bayramlar hakikaten bundan tatlıydı. Tatlıydı değil mi? Tatlıydı. Niye? Odalara yemek düğün yapıyordu. Toplu olurduk. Odalarda sabah namazdan çıktıktan sonra büyükler orada oturur. Küçükleri evden yemekleri getirir. Mesela her mahallenin kendine göre bir odası var. Onda yemeğimizi yerdik güzelce. Fakirlerden kalanlardan fakirler kim mahallenin fakiri? Ona göre de ona yemekleri ayrıca salardık. Hastalar ziyaret edilir. Düğünlerin genelde yüzükleri bayramcılık takılırdı. Nişanlı kız bolurdu. Şimdi hiçbir dene yok. Eskiden nişan olurdu. 2-3 sene nişanlılık sürerdi. Bayramda mabe bir şeyler götürürdü. Aynen öyle götürürdük. Onları ziyaret ederdik. Büyüklerin ellerinden öperdik. Yerine göre, geleneğimize göre kendiler de bize bir şeyler tutardı yani. Yer içer o bayramı öylece savardık. Ama şimdi vallahi bilemiyorum bayramı olduğunu. Eskinin tadı hiç yok değil mi? Hiç eskinin tadı yok. Ya şimdi iyi, her şey var. Her şey bol. Ama tat yok ya. O lezzet yok. Evet, eski heyecan yok yani. O heyecan yok. Komşularla hep birlikte olup gidip de gidip geldiğimiz tatlar yok. Şimdi tarihin şeyleri de vardır mesela Mulla Musa derlerdi. Mulla Yusuf, Savranka, büyük köylerin eşraflarından vardı. Bekir dedem vardı benim. Temiz adamıdı. Alim. Evet. Öylesi kişilerimiz vardı. Onun köyümüze göre bir sel basmış, ona göre yazdığı destanlar vardı. Güzel demeleri vardı. Söyler mi? Söyle. Sene 55 Perşembe günü yıktı değirmeni götürdü onu. Avrupa'da gazeteler yazdı bunu. Buna bir bendel cihan ağladı. Sene 55'te bir afat oldu. 5 dakika sürmedi evlere doldu. Hüseyin Varol'a çok zarar oldu. Yiyecek kalmadı dedi ağladı. Aşağı mahallede tütmüyor tütün. Ördek gibi yüzer topalın hatın. Anadan öksüz babadan yetin. Can kurtaran yok mu dedi ağladı. Yukarıdan cücünün azgın, gayetten iyi, ehla düzgün, dokunman komşular o bu sıra kızgın, kanı kızak kalmadı dedi ağladı. Etem davarı götürdü. Az dur ya. Tabii. Yukarıdan kamalının karısı, sele gitti bulgurunun yarısı, içeride ağlıyor çifte yavrusu, can kurtaran yok mu dedi ağladı. Etem de davarı yaydı getirdi de Erce Dağı yatırdı, daha şura var ya, o evlerin olduğu yer. Onda dokuzunu afat götürdü, verecek cevap kalmadı dedi ağladı. Kaygısız Bilal danayı gider, danayı bırakmış armuda gider, danalar eşekler hepsi ele gider, verecek cevap kalmadı dedi ağladı. Çok ya. İsmi Ömer Havan, aslı Tatar Havan'ın Ömer, elinde seklemi pervane döner. Denesini çalmışlar hep ona yanar, yavrularım aç kaldı dedi ağladı. Aşağı mahalleye sel geldi bastı. Sultan bu dünyadan ümidin kesti. Çifte yavrusunu bağrına bastı, can kurtaran yok mu dedi ağladı. Mulla Hasan'ın Osman çok kıyak gezer. Ne diyor? Ya, tahretçi, kaymakam söyler, tahretçi yazar. 18 arı havluda yüzer, damızlık kalmadı dedi ağladı. Çoğu diyorum eğer. İhtiyarlamızı kaynayın. Yalnız şey söyleyeyim. Soyadım Kaygısız, ismim Dur Bekir. Bunu yazan biliyor musun? Daima Mevla'ya eylerim şükür. Encümen azası Demirci Bekir.
Halimize baktı, o da ağladı. Bir de ilahı söyle bunun üstüne mi oğlum? Ne diyeyim ki lan? Ha, ilahı bir söyle. Tabii söyle. İlahı söyle. Bari, ilahı söyle. Lan ne söyleyecek lan? Yok, bildiğim var işte. Var da bir tanesi. Sen söyleyip de ufamına söyle. İşte eskiden. Mübarek Ramazan geldi, kalbimiz nur ile doldu. Onu tutan rıza buldu. Safalar geldin Ramazan. İzzetinle geldin bize, nurin doldu kalbimize. Şefaatin olsun bize. Safalar geldin Ramazan. Kırmalıyı söyle, kırmalıyı yok. Bunda kabul ol, bunda yere iner melek. Kabul dua ile dilek. Safalar geldin Ramazan. Mevlam bağında kapı açar, bir hayrın bin hayra geçer. Melaike rahmet saçar. Safalar geldin Ramazan. Leyla-i Kadir içinde, hem bilinmiyor kaçında. Mevlam geçer kul suçundayın. Safalar geldin Ramazan. Bu kadar yeter. Ağzına yüreğine sağlık abicim. Ben Adem Zollu. Zollu derken? Soyadı Zollu. Soyadı Zollu. Nereden geliyor bu? Soy isim nereden geliyor? Zollu. Soy isim. Zollu gözel geliyor. Anlamında değil mi Zollu? Gözel. Evet. He. Dedene ne derlerdi senin? Kol ağası derler. Kol ağası. Kol ağası derken? Eski padişahlar zamanında şey. Bu subaylara derler. Ne? Anlat, deden anlat biraz. Deden var mı böyle bir anısı, hatırası var mı? Vallahi bilemem oralar ne hatırası olacak. Eskiden böyle bir şeyler yoktuk. Le mi? Dedem işte bu ev yapar mı? Buradan yıkar, ötüyanı yapar mı? Buradan yıkar, buraya yapar. Allah Allah, Ustak oraya yani. Yapar, orayı yıkar, şuraya geçer, orayı he. Yıkarmış. Le mi deden? Ustaymış. Kendi benzer ustaymış biraz işte. Çoluk çocuk var mı? Var. Kaç tane? 6 tane. Neredeler? Biri Kazan'da, biri Yerköy'de, biri Sarıkaya'da. Üçü saydım. Üçü de evlendi. Üçü de kız. Değil mi? Onlara bir selam söyle şöyle bak. Akşam izleyecekler seni. Haberin olsun. Hollanda'dakine selamını salayım. He, Hollanda'dakine sal işte. Hollanda'daki kızıma selam söylerim. Ne? Savran zararsız. Hı. Oradaki vatandaşlara bir şey selam söyleyeyim Müslüman olanlara. Cami cumaatına. Orada kaldım. Geçen sene gittiydim orada. He. Biraz anlatır mısın B yurdu köyünü bildiğin kadarıyla? Eskiden kaç ev vardı burada mesela? Sen kaç yaşındasın biz şu anda? Biz Necipgil derler. Necipgil'in orada otururduk. Büyükler şey dedi, biz kıyıda oturduk şeyde. Büyükler geldi orada anlatırlardı. He. Biz orada otururduk. Odalarda herkes aşağıda bir oda vardı. Şurada Sülükgil'in oda dedik. Çoğu oda. He. Şeylerin, meşavuşların oda vardı. Odalarda otururlardı bile. Vardı, he. Öyle işte. Eskiden böyle odalarda ne yaparlardı mesela? Arabaşı mı yaparlardı yoksa şimdi böyle aletleri var mıydı köyde? Arabaşı yapardık odalarda. Hikaye söylerdi. Hikaye söylerlerdi. Bir de ne Musa şey vardı. Cenk okurdu. Cenk okurdu. Nasıl cenk okurdu? Nasıl oluyor i̇şte, cenk okurdu? Eski şeyle Siret vardı, onlar okudu işte. Şey, Hazreti Ali'nin mesela cengi. Hazreti Ali'nin cengi. Battal Gazi'nin cengi. Ebu Müslüm var, onun kim okullardı. Öyleydi diyorsun yani. Öyle, cekunlarımız geçiyor. Seni de tanıyalım abim. Ben Sabahattin Ekinci. Sabahattin. Beyurdu köyü sakinlerinden. Sabahattin Ekinci. Ne yapan, neyden abi, neyle uğraşırsın sen? Ben şöyle yediğin bu vakte ve çiftçilik yapıyorum. Malla uğraşıyorum. Heh. Elimizden geldiği kadar. Heh. Geçinip gidiyor işte. Cami cemaati çok oluyor mu
Oluyor. Sabah ezanında kaç tane? Öğlen kaç? Akşam sabah kaç? Ezanında, kaç? Sabah ezanında biraz normal oluyor. Az da. Genellikle öğlen neyti, ilkindi neyti daha fazla. Öğlenden ilkindi fazla. Evet. Akşam az, yastı akşam işte az. Herkesin malı var, işi var. Ona şey diyor, pek akşam namazı şey diyor. Yastı kalabalık oluyor. Sabah namazı böyle iyi işte. Az ama 20 kişi koyuyor. Evet. Anladım. Oldu. Sen izleyicilere şöyle bir selam söyle o zaman abicim. Beyyurdu köyünden olup da Beyyurdu'nda durmayan gurbetçilere söylemek istediğin ne varsa söyle. Beyyurdu köyünden olup da bütün sağda solda yurt dışında olan arkadaşlara, komşulara hepsine selam söylüyorum. Köyümüz iyi, yaramaz bir şey yok. Gayet güzel, aynı bildikleri gibi. Hiç kimse küşüm etmesin. Hepsine selamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.